bugünkü Türk insanı, Türk insanının temsil ettiği insanlık değerleri dünyada çok az milletin insanlarına nasip olmuş güçtedir. Biz bugün bundan yararlanamıyorsak bu yakın bir gelecekte yararlanmayacağımız anlamına gelmez. O bakımdan batılılaşmayı toptan inkar etmek yanlış olduğu gibi onu bütün sonuçları belliyken toptan kabul etmek de yanlıştır. Romancı bence belli bir tarihi devrenin ürünüdür. Romancı olarak yaşamaya başladığı zamandan itibaren. Romancı, romancı olarak yaşamaya başlamadan önce ne olacağı bilinmeyen bir adamdır. Romancı ancak gerçek romancı olarak yaşamaya başladıktan sonra yaşar, yazmaya devam eder, gücü de tükenmezse romancı olarak da ölür. Bana öyle geliyor ki bir romancı kendisini gündelik olayların, dünyada olup bitenlerin dışında tutma gücüne sahip olmalıdır. Eğer bu gücü elde edemezse gündelik olaylar, beklenmedik olaylar, bilhassa sert olaylar onun bütün çalışmalarını alt üst edebilir. Demek ki romancıdan istenen şey günlüğün dışında, günlük olayların çok dışında, çok daha köklü, kendi toplumuyla son derecede derin münasebetler kurmasıdır. Aslında ben tarihi Anadolu Türk insanının özelliklerini araştırırken büyük bir dayanak sayıyorum. Önceleri biz bunu günümüzün insanına bakarak tarihe hiç dönmeksizin kolayca başarabileceğimizi sanıyorduk. Sonra araştırıp dururken meselelerimizi derinleştirdikçe anladık ki tarihimizi iyice bilmeden, nereden geldiğimizi bilmeden bugün ne olduğumuzu ve yarın nereye doğru yöneleceğimizi bilmek mümkün olmayacak. Tarihimizle garip bir kopuş gösterdik ve tarihimizi dürlü sebeplerle horladık. Halbuki bunda haklı değildik. Çünkü Anadolu insanında büyük bir insani güç birikimi vardı.